Canlarım, ciğerlerim, pek kıymetli sevgili dostlarım. O arabanın yapımında bence son haftadayız. Yani bence bu cumaya kadar arabayı TSE'ye sokma hevesindeyim. Tek derdim şu an açıkçası bu. Arabamız şu durumda. Her şeyimiz geldi. Sadece montaj zamanı ve cumaya kadar dostlar şöyle bir listemiz var. Tam 36 kalem ve içlerinde çok büyük kalemler de mevcut. Bütün mobilyamızı dışarıda topladık. Hepsi hazır ve nazır. Şimdi güneş panellerimiz sabitlendi. Geri görüş kameralarımız sabitlendi. Üst tarafta arabanın ucunu göreceğim tavanın tam ortasına bir tane daha kamera koyduk. Şöyle görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Oradan arabanın önünü görecek şöyle. Hani o bir yere değiyorsa duracağım inşallah. Onlar takıldı. İçeri ekranlarımız yapıldı. Her şey hızıyla devam ediyor. Benim için gönlüm rahat. Güzel oluyor. İnşallah cumaya yetişeceğiz. Bakalım. Seni ilelebet benimsin sandım. Şey, aynanın olduğu yere mi takacaksın? Ablam buraya gelecek. Ekranda orada olacak. Güzel. Dur çekeyim de hadi yardım edeyim Raşit. Herkese yapmam. Hadi bak. Hadi bakayım. Gerçi geldi yeter ya. Bu zaten dipten gitmeyecek mi? Bu yeterli Raşit. İstersen azıcık daha. Yo, uzar zaten. Uzama payı da var. Her yere gider. Bence okey. Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım, seni ilelebet benimsin sandım, ölürüm sevdiğim. Ahirim sensin, evvelim sen oldun, ahirim sensin. Erdoğan, çar, elinde cuvara var lan, cuvaranı sakla. Şarkıcı mı oldun sen? Lan elinde cuvaranı sakla, elinde cuvaranı sakla Erdoğan. Bunlar da karate kitler. Şu filmi vardı bildin mi, hani Karate Kid. Cilala parlat, cilala parlat. O zamandan esinlenmişler. Bunun hocası demiş ki kafana bunu bağla, bu işi yap. O gün bugündür cilala parlat. Doğru mu hocam? Doğru söylüyorsun. Bunsuz olmuyor. Mecbur takmamız lazım. Eğer fiberciysen kafaya bu bandı takacaksın. Ben de merak ettim, dedim gerçekten niye bunu yapıyorsunuz? Diyor ki çalışırken terliyorsun ya, terlediğin bir damla buraya düşerse diyor o böyle kanser gibi yayılır, bütün fiberi bozar diyor. Biz de tabii ki karavanımızın her yeri handmade, el yapımı bildiğiniz gibi. Duşakabinimiz dahi el yapımı. Bunu kalıbından çıkardık, kendimize göre şimdi yapıyoruz, sonra boyaya gidecek. Kenarlarını tam yapacağız, konuyu kapatacağız. Hadi kolay gelsin. Yeni bir kabuk. Hadi bakalım. Gel bakalım. Peşimden gel. Benden çekinir Erdoğan. Abi der genelde. Ben ne dersem her zaman yapar. Adımın geçtiği yerde selama durur. Abi içme sigaranı, bak söylüyorum özellikle de. Kötü örnek mi abi? Abi içme tabii ki yani. Gel. Sigara sağlığa zararlı diyorum. Hala bak. Senin videom bitmedi gitti ya. Abi. Kaç kamerayla. Şimdi niye kapatayım? Her şey kayıt altında Erdoğan Bey. Öyle değil mi? Şunu yaptık, bunu çıkaracağım. Buraya kör tüpü atacağım abi, tamam mı? Bunu evet. Zaten yanlış yapmışız. Evet. Sığmıyor. Şimdi abi burası bizim Şamandıra'mızın geleceği yer. Neyimiz? Şamandıra. Söyleyin. Hep beraber söylüyoruz. Şamandıra. Şamandıra'mızı buraya atacağız. Abi bunlar havalandırma delikleri, tamam mı? Şu ve şu alttaki havalandırma deliğimiz. Bunların ikisine maşon. İki tane böyle kaynak atacağız abi oraya. Aynı şuna yaptığımız
etkide efendim. Bunu tepe yapacağım, kör tepe değil mi? Hayır, bunlar havalandırma abi. Buna öbürüne, öbürüne. Buna kör tepe yapacağım abi, aynen. Bu ikisine... Varmış hemen buraya. Şey, boruların var mı? Ne borusu? Kaynayacak olan boru. Yok işte, onu söylüyorum. Burası kaçlık şey, ne borusu bulacağım, nereden bulacağım, kim bana yardımcı olacak? Çeşmeci'den bulacağım. Çeşmeci mi? Çeşmeci'de olacağım. Her şeyi de ben mi yapacağım? Evet. 1,5 olması lazım abi. 2 mi? 2. Tamam. Şuraya da atacağız mı? Yok abi, o şamandıra. Şuraya, buraya. İki tane kaynaklık işimiz var efendim. 20'lik boru. 20'lik boru. Boyun ne kadar istiyorsan o kadar ayarlattık. İyi bilgiler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok yardımcı oldunuz. Allah razı olsun. Senden de. İyi akşamlar. Evet dostlar, ertesi gündeyiz. Her şey son hızıyla devam ediyor. Bugün geri kalan mobilya malzememiz geldi. Bütün bu karavanı yavaş yapmamızın sebebi geri kalanda radüsleri, yani köşe yumuşak dönüşleri beklememizdi. Onlar iki çeşit, işte arabanın içinde krem rengimiz de var. Bunları bekledik ve eninde sonunda bugün geldiler ve biz bunları açtık. Ve işte iki gün sonra, sözde iki gün kaldı benim TSE'ye girmeme. O kadar zamandan beri bekliyorduk. Gelen malzememiz şunlar dostlar. Çevirip göstereyim. Şimdi biz krem rengi plakalar istedik ve bunun dönüşlerini istedik. Böyle parçalar halinde geliyor. Gelen parçanın rengi bu arkadaşlar. Bursa'da Anıl Kontra diye bir yerden aldık biz bunu. Tamam mı? Şimdi bunu böyle göndermiş adam. Bu renk göndermiş. Radüsünü bu renk göndermiş. Yani bu böyle olur mu? Hadi onu geçtim. Biz şu malzemeden aldık. Bizim rengimiz buydu. Bunun radüsünü de bundan göndermiş. Yani bu Sibiryalı bir ağaç. Bu Türkiye'deki bir ağaç gibi düşün yani. Alakasız. Ve ben yani artık kesinlikle birbirine uyan ağaçlar değil ama hani sırf artık dursun diye bir parçasını kestim ve buraya koydum arkadaşlar. Şu kadar alakasızlar yani. Yani ben mobilyanın burasında bu dönüşleri bekliyordum. Orada bu dönüşleri bekliyordum. Arabanın şurasında krem renkte farklı renkler tasarladım vesaire dostlar. Ama Bursa'daki Anıl Kontra'dan aldığım radüsler sonuç olarak böyle geldi. Kontraları da oradan aldık. Yani bunları gönderiyorsun, 15 plaka bunu gönderiyorsun. Aynı malzemeden diyorum ki radyüs gönder, radyüsü böyle gönderiyorsun. Benim suçum ne? Ve yani son 2 gün kalmış, artık böyle bir arabam var ama dönerli bir radyüs yapamıyorsun. Sonra diyor ki abi işte küçücük arabanda bile o var, onda niye yok? Niye yok? Çünkü kontrollerimi Bursa'daki o firmadan aldım. Yani ya onlar yanlış yaptı, tamam bir kartelden seçtik falan ama diyorsun ki ben bak bundan 15 plaka senden aldım. Bunların radyüsü de bu olsun. Bunu izah ediyorsun ama adam sana ısrarla bunu gönderiyor ve bunların tanesine 40 euro alıyor artı KDV. Ve bundan 10 tane alıyor, 400 euro artı KDV diyor ve şu an biz bunları geri de veremiyoruz herhalde. Yani bilmiyorum, hiç oralı değiller çünkü. Yanlışlık olabilir ama tedavi de etmek lazım. Sağ olsun bir tane pazarlamacı arkadaş ilgilendi vesaire ama şu dakikadan sonra ben bir 10 gün daha bunu bekleyemem ki yani. Zaten olan olmuş. Kaldığımız yerden devam edelim. Onun dışında dostlar, bugün yine yapılanlarda şöyle tuvaletimiz var. Tuvalet mobilyamız, lavabomuzu koyacağımız yerler daha çok çıktı ve asıl benim bu karavanda en çok özendiğim, daha doğrusu karavanda çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi tuvalet. Evet, bugüne kadar hep kasetli tuvalet denedik. Kasetli tuvaletin işte orası böyle ilacı vesaire, tamam her zaman geçerli bir şey. Bu sefer de vakumlu bir tuvalet denemek istedim. Bir Fransız malı Sanimarin diye bir bildiğin şey, seramik bir tuvalet. Ondan sonra dostlar şöyle arkasında vakum motorlarını kendi içerisine gizleyen şöyle bir şey görebiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle büyük krom bıçakları olan, taharet musluğuna varana kadar üstünde gelen, küçüğü var büyüğü var, gerçi genel olarak teknelerde kullanılan sifonlu muhteşem bir klozet bence. Yani tabii ki daha kullanmadık ama bu sefer bunu deneyeceğiz. Şu ana kadar yani el attığım tüm parçaları gerçekten bana kaliteli geliyor.
İnşallah kullanınca da aynı performansla rahat rahat işimizi görebileceğiz. Ben şu ana kadar çok beğendim dediğim gibi. Sunny Marine test ettikçe sizlerle de paylaşacağım dostlar. Aracımızın gaz tesisatı yapılıyor. Kameraları vesairesi falan gördüğünüz üzere oraya döşendi. Gaz tesisatımızda da şöyle bir boru kullanmaya karar verdik. Şu borular tam 70 bar, 75 bar basınca dayanıyormuş. Bunlardan çaktırdık uçlarına. Her tarafında böyle içeri kadar getiriyoruz. İçeri getirdikten sonra içeri tarafta her bir tarafa dağıtıyoruz. Bu arada şöyle bir DC-DC şarjör aldık Havens'in dostlar. Bu DC-DC şarjörün özelliği şu. Arka taraftan yani yaşam aküsünden arabanın kendi aküsünü besliyor. Eğer arabanın kendi aküsü düşerse yolda giderken de arabanın kendi aküsünden eğer yaşam aküsü düşükse onu besliyor. Yani çift taraflı çalışıyor. Normalde bu Iveco'ların şöyle bir problemi var. Eğer ki arabayı 10 gün falan bir yerde bırakırsanız Iveco her şekilde aküyü boşaltıyor ya da 15 gün içerisinde. Bu sürekli onu ölçüyor. Eğer arabanın yaşam aküsü durduğu zaman azalırsa arabanın şarj aküsü azalırsa, marş dinamosunun arabanın motor aküsü azalırsa, motora giden arabanın aküsü, arabanın aküsü, motoru çalıştıran akü düşerse onu sürekli ölçüyor. O ölçtüğü bu akşam maalesef bu sıcakta şeye kaldık yine. Moral bozucu bir gün oldu benim için ya. Gerçekten mesaiye kaldık. Gerçekten kafam çalışmıyor artık. Yoruldum da. Arabanın normal aküsü düşerse Havensiz arkadan ölçüyor onu, ona basıyor. Hangisi düşükse ona basıyor aslında. Niye lafı uzatıyorum ki yani? Havensiz çift yönlü çalışan bir DC-DC şarjör. Onu taktık. Bütün sistemimizin içerisine. Şimdi sistem dağınık. Gün geçmiyor ki yeni olaylar olmasın. Şimdi şu almış olduğumuz su yeşili lavabo için diyordum ya, lavabonun kenarı için diyordum. Bak şöyle olacak o da. Tuvaletin yerleri, elektriği vesairesi her şey hazırlandı. Bunlar da buraya geldi. Renk olarak bence çok yakıştı. Bitince daha güzel olacak. Şimdi depolarımızı yerine koyacağız artık. Depolarımızın su girişleri, çıkışları vesaire, onların maşonları vardı. Onları yaptırıyorum. Burada işte ustayı hemen boş yakalayınca, abi şimdi ne alır hadi 2 dakikada diye. Adam şaseyi keserken bir anda bizim depomuza giriyor sağ olsun. Şimdi onun ağızlarını ayarladı bu. Sahtemeniz. Şu. Şu insan var ya, şu insan. Şu yanlış ölçücü. Gel abi, hani tamam. Vallahi mi oldu mu? Erdoğan, hey Erdoğan, neler yaptın yine, çılgın Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan abi sağ olsun valla. Olmasa gerçekten birçok şeyimiz eksik kalırdı. Sağ olsun bak, ne diyorsan bunu yaptı. Az önce televizyon tutacağını yaptı. Şimdi bak bunu yanlış açtırmış bu arkadaşım. Sağ olsun, kim düzeltir? Erdoğan. Erdoğan. Bak şimdi. Ah. Şunu kim kesecek? Selçuk, şu şeyi. Erdoğan abi. Erdoğan abi. Makinede. Makinesi de var. Çok güzel. Erdoğan abi kesecek. Azabelasan da Erdoğan abi. Makinesi. Değil mi? Ney? Azabelasan da. Ne diyorsun lan? Yanık. Yanık Selçuk. Hani şu kredi kartının şifresini ilgilerken sağa sola bakan lahmacuncular var ya, onlar gibisin. Adam kaynak yapmaya başlayınca Selçuk böyle yapıyor. Dünya güzeli Raşit, dünya güzeli işçiliğiyle abi kamerayla geliyorsun, niye haber etmiyorsun? Seni daha iyi görebilmek için. Abi kepimi giyerim. Rezil ediyorum ben şu an. Allah'ım ya Rabbim. Dünya güzeliydi. Dedi ki bu bana yetmez, daha da güzel olacağım. Hay maşallah. Abi. Her gün bu insana maruz kalıyorum. Her İnsanlar gün. Beni görünce yol değiştiriyor. Neresi güzel ya? Neyse sıkma canını, boş ver. Geldi arkadaşlar depomuz. Bu
Sevgili mühendisimiz bu deponunkini de yanlış ölçüsünü aldığı için bu da tekrar gitti. Şurasına yeni bir şamandıra kaynağı yapıldı. Şöyle bir televizyon kilidi yaptırdım kendimce. Güzel, bütün tesisatımız alt taraftan oldu. Şöyle ki arkadaşlar, çalışmalar devam ediyor. Böyle su gaz dağıtıcımızı buraya koyduk. Ondan sonra yerden ısıtmanın tesisatları, ocağın, fırının tesisatları iç tarafta. Bayağı güzel şeyler oluyor. Yani tesisat, zaten mobilya dediğin şey, mobilya böyle bir haftada bitiyor ama o tesisat, su, elektrik, gaz en uzun sürenler onlar. Ama biz bütün ısıtıcının, klimanın vesairenin borularını falan da geçirdik. Her şeyimiz şu an zeminlerine hazır. Üstlerin giydirmesi olacak. Ooo çok güzel ya. Bak buralarını kapattı. Sanki böyle fabrikadan çıkmış gibi. Normalde bak bu şekilde geliyor bunlar parça parça. Şunun kendisini kesip milimetrik bir şekilde kardeşim benim buraya oturtturdu. Çok şık oldu ama ya. Bu yapınca bittiğinde var ya efsane olacak. Aynı bak, kendine benziyor bütün yaptığı işlerde. Tam olarak bu şıklıkta ve güzellikte. Kardeşim benim, ellerine sağlık. Çok güzel oldu ya. Teşekkür ederim abi. Buradan aşağı iniyor muyuz, inmiyor muyuz abi? Ona ne diyorsun? Buna birlikte karar verelim. Tamam, kapatalım, karar verelim. Evet dostlar, şimdi depomuzu dışarı çıkardık. Depomuzun şamandırasını sonunda yerine taktık. Başından sonuna kadar depoyu tertemiz yıkadım. İçini dışını sildim, süpürdüm. Gördüğünüz gibi dalga kıranlarıyla beraber depomuz böyle. Şöyle göstereyim. Yani şuraya bir sonradan dalga kıran yapmış arkadaş. Yine el giriyor, sopalarla falan sildim ama içi böyle. 520 litrelik bir depomuz. İnşallah delecek. Matkap delmiyor abi arabayı ya. İnanılır gibi değil ya. Böyle bir şey yok ya. Söyle Raşit. Bir ay sonra gelen tente 6 ay sonra montaja başladı abi. Ege Ulaşım'ın en hızlı şekilde getirdiği 2 haftada ulaşan tentemiz sonunda kargoda kaybolduktan sonra elimize ulaşmış bir şekilde montaja hazır. Şöyle bir su sistemi dizdik boncuk gibi. Aşkla, sevgiyle su tankımız yerine oturdu. Ondan sonra karçırımızın aleti geldi, buraya oturdu. Evet dostlar, ışıklanmaya başladı. Renklenmeye başladı. Mesaiye kaldık. Raşit, Yusuf ve Mehmet. Mesaideyiz şimdi dostlar. Şu an ledler yapılıyor yine. Duşakabinimizin zemini geldi. Duşakabinin deliğini deleceğiz. Yerini ayarlayacağız. Duşakabini takıyoruz. Bütün zemin aydınlatmaları, işte lavabo, banyo vesaire, oraların aydınlatmaları, buralar geldi. Motorumuz tamamıyla artık çift yönlü çalışıp switchleriyle beraber stopunu yapabilmekte. Switchlerimiz de bunlar. Bu arada şöyle bir şey arkadaşlar. Bizde bir tane 3 milim sajdan siyah su tankımız vardı. Şuradaki tank. Bu tankı ölçtük, biçtik, tarttık, ettik. Baktık ki gerçekten bu tank 50 kilo falan geliyor. 160 litrelik bir tank ama. Yani bir de bu galvaniz sajdan. Dediler ki yani bunun ömrü en fazla 1 yıl 2 yıl olur. Sen bununla hiç uğraşma. Bizim buradaki fiberci arkadaş dedi ki sen gel bunun bütün maşonlarını ayarla bir şekilde bana. Ben sana bunu fiberden yapayım. Aynı ölçülerde, aynı yerlerinde, aynı deliklerle söktük, maşonlarını ayarladık. Şöyle şimdi önce döktü, içinden çıkardı, parçaladı. Ondan sonra depoyu ikiye böldü. Maşonlarını şöyle içten kaynattı. İşte şöyle üst taraflarını yaptı. Yarın ikisini birden birleştirecek. Ondan sonra şamandırasını falan takacağız. Artık çok hafif ama aynı ölçülerde ve 10 yıl dayanabilecek kalitede bir atık su tankımız olacak. Bunda Octopi kullanacağım. Artık bu aracın beyni Octopi. Octopi de bir yerli firma arkadaşlar. Daha önce ben bunu fuarda görmüştüm ve bayıldım. Mesela adamlarda sigorta yok. Her şeyi sadece yazılımla. Varsa kapatıyor, yoksa açıyor falan gibi.
her şey ona bağlı. Televizyon, elektrik, dış lambalar. Yani şöyle ince ince hatta anlatayım birazcık da. İşte dış aydınlatması, şarjı, mutfak, dış soketler falan, işte bunları atıyorum. TV'ye dönecek, ambiyansa dönecek, salon diyeceğiz, banyo olarak aydınlatacak vesaire falan. Bu şekilde bütün her şeyi, kaç amper çekiyor, nerede ne oluyor, gazın nereye bağlı, her şeyi buna bağladık. Şöyle bir ünitesi var ve dediğim gibi sigorta yok arkadaşlar bunda. Kendisi ayarlıyor. Mesela yoksa direkt zaten devreyi tamamıyla kapatıyor. Ben bu sisteme bayıldım. Evet dostlar, cuma günü sabah saat 10'da TSE'ye gireceğiz. Artık sona gelindi gibi duruyor. Ufak tefek tüm parçalarımızı kesiyoruz. Sonra artık bir cumbaya götüreceğiz. Bu LED yerlerin altlarını, üstlerini, kapaklarımızı, tüm kapaklarımız kesildi, hazırlandı. Onlar şu kenarlarını sıkmak üzere cumbaya gidecekler. Ondan sonra arabamızı toplayacağız. Bütün tesisatlar altta hazır. Uçları vesairesi bağlanacak. Cuma günü sabah saat 10'da inşallah orada olacağız diye umuyorum. Şu an ummalı ve seri bir çalışma devam ediyor. 3000'lik Multiplus'ta birazcık ısınıyordu. Yusuf'un da içine sinmedi. İkinci kablolarını çekiyor şarj ederken. Bir problem olmasın diye çift kabloyla ve şu kalınlıktaki kablolarla artık şey yapacağız. Şarj edeceğiz iki kat olarak. Kapaklarımıza kilitlerimiz takıldı artık. Şöyle ki son bu kapağımız kaldı. Öbür tarafta tamamını gösterebilirim. Mehmet abi de onları halletti işte. Şöyle ki sona yaklaştık. Bütün kapaklarımızın hepsini hazırladık şimdi. Her biri, son kapaklar, dikmeler hepsi hazır. Burada işte cumbalarımızı sıktıracağız. Mahmut kardeşim yine her zaman olduğu gibi hızlıca renk seçimine girdi. Bu açık kaldı galiba abi. Bu daha çok tuttu aynen. Arkadaşlar, bir hafta sonunda daha sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Arabamızda kapaklarımız takıldı. Efendime söyleyeyim. Buzdolabımıza kadar klimalarımız, kombilerimiz, ıvırımız, zıvırımız, her şeyimiz takıldı. Ve biz TSE'ye gittik. Ne oldu? TSE'den geçtik. Geçtik. Yani güzel oldu. Umudumuz hala var. Arabayı sürdüm. Arabayı tarttık. Sizce araba kaç kilo gelmekte şu haliyle? Yani artık her şeyine varana kadar koyduk arabanın içerisine. Belki bir 100 kilo daha girecek içine. Tahminleri alalım. Sizce kaç ton geldi aracımız? Şimdi artık arabanın tüv işlemi kaldı. Bir de burada dururken şarj dinamosuyla alakalı bir sıkıntımız oldu. Ve şarj dinamosu için de bir usta çağırdım. Keza o da sanırım şu an geldi. Şarj dinamomuz sökülecek. Yenisiyle değiştireceğiz. Ya da tamir edeceğiz, bilmiyorum. Kirli su tankımızı bildiğiniz üzere böyle şeyle değişmiştik. Şu tanktan, nereye gitti o tank? O tank artık çöp oldu. Ha, şuradaki tanktan. Hoş geldin abi, gel. Ustamız geldi, gel. Şu tanktan şu tanka geçtik. Ondan sonra fiber yaptık, içine yol yaptık. Majeratörü ayrı içinde, ana vanası ayrı. Şöyle bir çıkış yaptık. Şimdi ustamız geldi. Hoş geldin patron. Kolay gelsin. Gel babacığım. Arabamız bu. 25 bin kilometrede. İsim neydi abi? Hümmet. Hümmet ustamız geldi sağ olsun. Bakalım bizim şarj dinamomuzla alakalı bize nasıl yardım edecek. Hümmet abi şuradan arabanın içinden bunu böyle 1,5 dakikada falan söktü abi şarj dinamosunu. Lambası yanıyorsa ve kutup başını çekti mi dedi araba istobe ediyorsa. Dinamo diyotları patlak veyahut da içinde arıza verdi. Bunu götüreceğiz şimdi. Bir tane şeyi de içine sanayide yaptıracağız. Tekrar geri getireceğiz. Doğru mu abi? Aynen öyle. Eyvallah. Evet dostlar. Konya sanayinde şarj dinamosunun membağındayız. Şu an aletimizi taktılar. Böyle bir teste soktu ustam. Bakalım. Ahmet abim dedi ki arkadaşlar şimdi bu aletle ölçtü. Konjektörü arızalı dedi. Hemen oradan açtı bunu. Şimdi konjektörünü değiştireceğiz.
konjektörü değiştirdik. Hemen 2 dakikada onu söktü, bunu taktı, konuyu kapattı. Şu an artık aletimiz çalışıyor. Monte etmek üzere aracımıza gidiyoruz. Bir de yağ filtresidir. Efendime söyleyeyim, bir yıldan beri yatıyor ya, yağını, suyunu, filtresini değiştirelim diye. Sonra içimiz rahat bir şekilde aracımıza binmeye devam edeceğiz dostlar. Şimdi Ümmet abiyle devam ediyoruz. Ümmet abim hemen geldi burada. 2 dakikada aleti vuracağı takıverdi. Arabamızı çalıştırdık. Şu an her şey yolunda. Eline koluna sağlık usta. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Ayağına sağ ol. Yarın saat 11.45'te muayeneye giriyorum. Ve sonra Bursa'ya doğru yola çıkıyorum. Arabaya son olarak dostlar şöyle bir duşakabin yaptı arkadaşım. Sağ olsun. Gönta çıkmış mı abi? Şöyle bir otobüs kapısı mı diyorlar abi buna? Evet, otobüs kapısı. Otobüs kapısı gibi bir duşakabin yaptık abi böyle. Ben çok beğendim. Siyah rengi usta dedi ki siyah yapalım, şık olur dedi. Burasını da Mika'dan yaptık. Hani kırılıp patlamasın, araba kasar bir şey olur. Her tarafından mıknatıslı contalarıyla vesairesiyle yaptı ve bir günde yetiştirdi. Sağ ol, var ol abi. Neydi senin dükkan? Kurtzade. Kurtzade sağ olsun var olsun bir günde getirdi. Hani Konya'da yaptırmak isteyen olursa bu kardeşimi bulurlarsa yaptırırlar. Eline koluna sağlık. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar, son gecemizdeyiz. Yine mesaideyiz. Yarın sabah az önce dediğim gibi saat 11.45'te muayenedeyiz. Raşit Usta ve ben. Az önce bir arkadaş geldi. Arabanın son bakımlarını yaptık. Bir yıldan beri yatıyordu. Şöyle bütün filtre takımını vesairesini olduğu yerde değiştirdik. Her yerine baktım. Arabanın içinde de sona geldik. Şöyle bir kuple inceden göstermek isterim size neler olduğunu. Şöyle çılgın elektrik odamızı da göstereyim. Son diyorum. Gerçi daha bitmemiş gibi dursa da bitti. Oldu iş. Oldu. Tabii. Çok güzel. Oldu. Birçok şeyimiz var. Evet ama şu an artık yarın muayeneye girecek. Geri kalan işleri de Bursa'da halledeceğiz. Ama bayağı ilerledik diyebilirim. Tabii ki bu artık son tadilat videomuz. 2 gün sonra bitecek ve Cunda'ya doğru gitmeyi planlıyoruz. Konya'dan çıktım yola. Ruhsatımızı değiştirdik. Motokaravan olduk. Sigortamız, TSE'miz, tüyümüz, her şeyimiz tamam. Yola çıktım. Geldim Bursa'ya. Bursa'da da hemen içeride Afom süngerlerden, Afom koltuktan bir koltuk yaptık. Koltuklarımız yapılmaya devam ediyor. Oktopi bugün geldi. Oktopi'ye bir ayar yaptılar arkadaşlar. Hassasiyet ayarı ve isimleri değişti. Oktopi muhteşem çalışıyor. En çok önemsediğim şeylerden bir tanesi de, en çok heves ettiğim şeylerden bir tanesi, bu araba az önce gösterdim ya, tekerlekleri çok yaklaşıyor ve bunlara makas atmak zorunda kalıyorsun. Bunları yapmadan biz bu arabaya yine yerli malı olan On Air süspansiyon taktık. Yani malzememiz şu. Bu nedir? Şimdi normalde biz tutup buna iki tane daha makas atalım, bunu sertleştirelim, öyle kalsın vesaire değil. Yol tutuşuna aşırı derecede etkisi var. Yani normalde bunlar makaslarla 1 ton, 2 ton, 3 tona göre ayarlanıyor. Ama biz bu arabayı yükledik. Ve bundan dolayı araba daha fazla yatmaya eğilimli oluyor. Burada ama içeride hemen ekranını da göstereyim. Tam Iveco'ya göre de bir ekran yapmışlar arkadaşlar. Yani bu araca özel. Her araca özel bu arada şeyi. Iveco'nunki de bu dostlar. Tam olarak şurada yerine oturuyor. Şurada bir yer var. Buraya oturuyor. Yolda giderken buradan arabam sertleşsin. Hop, buradan bu körükleri bağımsız olarak ayrı ayrı çalıştırabildiğin bir körük sistemi bu arkadaşlar. Hem arabanın yol tutuşuna, arabanın mesela normalde YouTube'da testleri de var. 8 dereceye kadar eğiliyor araba. Bu 3 dereceye kadar izin veriyor. Bu da yol tutuşuna aşırı derecede etki ediyor. Dediğim gibi her markaya özel şeyi de yapıyorlar. Hiçbir şekilde delme, biçme, kesme vesaire hiçbir şey yok. Şu takoz çıkıyor, tamam mı? Şunun yerine aslına bakarsanız bunu takıyoruz. Bütün mevzu bundan ibaret. Şöyle dostlar, gördüğünüz gibi buraya yerleşti.
hiçbir parçası sökülmedi. Bütün makaslar olduğu gibi kendi yerinde. Amortisörü kendi yerine. Sadece takoz çıktı ve onun yerine bu geldi. Montajı yapılmış bir körük. Bu sol taraf. Şimdi bu tarafı da böyle bağlıyoruz dostlar. Şimdi arkadaşlar en yüksek yerinden şöyle göstereyim. 57. Şurayı görüyorum. Tamam mı abi? 57. İndiriyorum. Şimdi indirelim. Evet, şu an iniyor. İniyor 57'den. Geldi. Evet. 50. Normalimiz 49.5. Tam yeri 49.5. Arkadaşlar tam 7.5 santim aracımız arka yerinden yükseliyor, arka noktasından. Ben gayet başarılı buldum. Tabii ki yoldaki bize önemli olan aracın yüksekliği vesairesi değil, yoldaki konforu, yol tutuşu. Tabii ki ne kadar yatacak, bizi ne kadar daha stabil tutacak, benim için en önemli noktası bu. Bu arada bunun fiyatını merak edenler için Ağustos 2023 Iveco Daily için fiyatı 20.000 lira. Öbür modeller için artık ne kadardır ne değildir bilmiyorum. On Air Süspansiyon Instagram adresinden ve normal web sayfasından ulaşıp kendilerine ayrıntılı şekilde sorabilirsiniz. Her şeyin fiyatı günlük değişiyor. Bu da değişecektir ama Ağustos 2023 fiyatı 20.000 lira. Evet arkadaşlar, Bursa'da ikinci günümüzdeyiz. Şu an hummalı bir çalışma var. Şöyle muhteşem bir koltuğumuz var. Pilot koltuklar. Bunlar da bence bir önceki aracımda da pilot koltuk vardı. Pilot koltuktan aşırı derecede memnunum. Abim sağ olsun ayaklarını yaptı. Şimdi giriş basamağımızı yapıyoruz. Kombimizde bir arıza oluştu haberleşmesiyle alakalı ve bu kombinin uzmanı olan Hüseyin abi'yi aradım. Ya karavan, nerede olursanız olun hemen yardımımıza yetişti. Sağ olsun Semih kardeşim şu an kombiyi bütün hızıyla takmaya çalışıyor. Son gecenin mesaisine kaldık. Yusuf Usta ile Eşref Ustam kaldı ve bir de slot bedding'den Kemal kaldı. Evet dostlar, şimdi yatağımızı getirdik. Kemal abi açılışını yapıyor. Hadi bakalım. Hoppa. Aa, güzel. Öbürünü açtığımız zaman şişecek mi? Ya da şimdi şişmeye başlayacak mı? Şimdi şişmeye başlayacak. Yavaş yavaş kendine gelecek. Biraz da ucundan ben ona tamam boşluk vereceğim. Çek çek çek. Aynen abi. Oo, mis gibi. Biz özellikle bunu 20 santim istedik ki yukarıda yerimiz olsun diye. Arkadaşlar bahsettiğim delikler şunlar. Şunlar. Buralardan şöyle bir aletimiz var. Şurada. Ben bunu daha sonra zaten ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. O ozon. Neyden 1000 kat temizledin abi? Klordan 3200 kat daha kuvvetli kalıntı bırakmıyor. Yataklarda kullanıma dayalı küf, mantar, bakteri olur. İçinden dışına doğru. Bunu da dünyada bir tek biz temizliyoruz. Ozon sistemiyle beraber temizliyoruz ve kalıntı bırakmadan. Böylelikle yatakta oluşan zararlı bileşenleri aslında öldürmüş oluyoruz daha içinde. Sonrasında dış kılıfımız zaten özel antibakteriyel, anti alerjik özel bir kılıf çıkıp yıkanabiliyor. Dolayısıyla temiz olarak kullanabileceğiniz tek yatak bu diyebiliriz. Dünyada ilk defa bizim aslında icat ettiğimiz bir ürün ve patenti, faydalı modeli de bize ait. Dünyada ilk ve yerli bir ürün. Evet abi, biz zaten yerlide ne kadar güzel şey varsa bu arabada bir araya getirdik. İyi ki böyle bir şeyle bizi tanıştırdın abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayağına ben teşekkür ederim. Abi. Çok var sağ olun. Bir tanesi. İyi günler de inşallah. Keyifle kullan. Dostlar, hemen hızlıca bir özet geçeyim. En son Bursa'daydık. Bursa'da yani bu olayı tabii daha heyecanlı o an için anlatmak isterdim ama çekebilecek ne mecalim vardı ne takatim. Arabayı dedim ki her şekilde ne olursa olsun bitireceğim, çıkacağım. Tam akşamın bir saati çıkıyoruz. Arkadan bağırıyor. Gel abi, gel abi, gel abi, serbest abi, yürü abi. O da yoruldu garibim tabii ki.
Öyle böyle derken arkadan bir ses geldi. Çat diye, lan ne oluyor falan demeye kalmadım. Abi yukarı bir baktık, kapı yarım açıkmış. Arabanın tavanını, üst hekiyi orada kapıya vurduk. Sonra dedim ki ya nereyi vurduk, dur şu yatağı indireyim bakayım. Bastım yatağın tuşuna, yatak tam aşağı inerken bir anda yatağın fren mekanizmasının diyotları birbirine değdi ve şase yaptı. Karavanın bütün elektrik tesisatı bir anda gitti. Ne oluyor dedim, aklımız gitti yani, Yusuf da anlamadı, abi ne oluyor falan. Tekrar açıyoruz, şase yapıyor falan. Meğer abi yatak şase yapmış. Yatağın motoru cırtladı. Dedim ki ne olursa olsun ben gideceğim. Yatağın motor böyle yukarıda kaldı. Ne oturma grubuna oturabiliyorum, ne yatağa çıkabiliyorum. Yatağın motorunu söktüm, düşürdüm yatağı aşağı. Dedim ki karavan çadır olarak kullansam bile çıkacağım. Suyu çalışsın, giderler çalışsın, yatak çalışsın benim için okeydir dedim ve çıktım. Gittik Cunda, Mokamp'a. Muhteşem bir tatil yaşadık orada bir hafta kadar. Oradan da çıktık Assos'a, tabii ki Ginger Camping'e geldik. Arkadaşlar şu ana kadar özet şu. Karavan şu ana kadar yarım ama muhteşem. Her bir emeğimize değdi. Emeği geçen tüm kardeşlerime, dostlarıma buradan tekrar teşekkür edeyim. Karsiva Karavan'a tekrar teşekkür edeyim. Muhteşem bir karavan oldu. Şu ana kadar bana eşlik eden, dinleyen, muhabbet eden, muhabbetime, karavan yapımıma katılan herkese bin kez teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bundan sonraki keyifle gezmelerime de sizi davet ediyorum dostlar. Assos'tan sevgiler.